Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz firma sahibi Fatih Arpacık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, 1999 Denizli doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Denizli'de tamamladım. Lise eğitimi için İstanbul'a taşındım. Lise eğitimine başladığımdan beri İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık bir 10 sene oldu İstanbul'a taşınalı. Lise hayatım boyunca çeşitli STK'larda ve önemli kuruluşlarda görev aldım. Sonrasında üniversitede de MEF Üniversitesi'nde İngilizce işletme bölümünü kazandım. Yine orada da çeşitli kulüp faaliyetlerine ve yine STK'larda gönüllü olarak görev aldım. Sonrasında da aile şirketimiz vardı bizim, tekstille alakalı. İstanbul'da devam etmek istediğim için ona bir ayak oluşturdum İstanbul'da. Bir fırsat gördük diyelim. Bununla beraber otel tekstili işine başladık İstanbul'da. Yaklaşık 2 seneden beri de İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? ederim. Sektöre ilgim şöyle başladı aslına bakarsanız. Biliyorsunuz Türkiye'de turizm giderek gelişiyor. Çok Gelen gelişiyor. turistlerin sayısı artıyor sürekli. Bu sene hatta 60 milyonluk bir turizm hedefimiz var. 60 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla, ailece gördüğümüz kadarıyla turizm alanında, tekstil özelinde özellikle bir eksiklik vardı. Çünkü sürekli artan bir otel sayısı var. Özellikle İstanbul'da yaklaşık 3000'e yakın bir otel sayısı var. Bu otelcilerin biz birkaç sorunlarını dinledik. Sürekli İstanbul'a gidip geldiğimizde, kaldığımız sıralarda tekstilci olduğumuzu da bildikleri için bizimle sorunlarını paylaştılar. Biz de bununla beraber bu sektöre yönelmeye karar verdik. Zaten Denizli'de bir üretim gücümüz vardı bizim ev tekstili üzerine. Marka oluşturmak adına da biz otel tekstiline başladık. Bu şekilde sektöre atıldık diyebilirim. Harika, çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii, aslına bakarsanız biz otel tekstili olarak gözüküyor, söylüyoruz ama biz aslında danışmanlık da veriyor gibiyiz. Çünkü bazen otelciler sıfırdan otel açtığında eğer sektörü hiç bilmiyorlarsa bizimle çok fazla bilgi alışverişi yapıyorlar. Çünkü biz onlara, yani şöyle söyleyeyim, housekeeping'in havlusunu, işte çarşafın nereye koyacağına kadar destek veriyoruz. Bazen işte odaların kaç kişilik olması gerektiğini, yatak ölçülerinin kaça kaç olması gerektiğini, işte odaların dizaynına kadar biz aslına bakarsanız danışmanlık da veriyoruz. Çünkü dediğim gibi her otelci tecrübeye sahip olarak başlamıyor. Tabii. Sıfırdan başlayan otelci müşterilerimiz de oluyor bizim. Onlara danışmanlık da veriyoruz. Bunun yanında da işte otellerin havlu, çarşaf ve benzeri tekstil ürünlerini onlara tedarik ediyoruz. Bu şekilde bir işbirliği oluyor otelci arkadaşlarımızla Evet. beraber. Otel sayısı artıyor, turizm çok gelişiyor, ülkemiz bir cazibe merkezi haline geldi, sağlık turizmi de buna destek oluyor. Bu çok mutluluk verici gerçekten. O yüzden ihtiyaç var sizin gibi böyle danışmanlara, otel tekstili yapan kişilere. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair aslına bakarsanız şu an bahsettiğim gibi İstanbul'da 3000'e yakın bir otel var. Biz bu otellerin %7, %8 civarıyla otelli çalışıyoruz. Bizim kapasitemiz tabii daha yüksek ama yeni başladığımız için, daha böyle bir baby step'te olduğu için şirketimiz biraz daha yavaş ilerliyor. Biz bu yüzdelik dilimizi %15'lere arttırmayı hedefliyoruz ve iç piyasada özellikle Antalya, Ürgüp gibi turizm cazibe merkezlerinde bilinirliğimizi, firmamızın tanınırlığını arttırmak istiyoruz. Bunun yanında da İhracatçılar Meclisi ile birlikte birkaç defa yurt dışı gezilerine katılma fırsatı yakaladık biz, yurt dışına açılmak adına. Suudi Arabistan, Katar, Almanya bunlardan birkaçıydı. Buralarda biz sadece biraz da markamızı, bilinirliğini arttırıp oralarda franchise vermek istiyoruz. Bu şekilde yurt dışına satış yapmak istiyoruz. Çünkü Türk malzemelerinin kalitesini yurt dışındaki insanlar bizden daha iyi biliyorlar. Ve bu malzemeleri istiyorlar. Şu anda bizim rekabetimiz Çin'le. Çünkü Çin'de makinalaşma çok fazla olduğu için Seri maliyetleri, üretim tabii. Oradan biraz rekabet etmek zor, değil mi? O konuda Çin'le rekabet etmeye çalışıyoruz işte fiyat konusunda, ama bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi ise kalitemiz oluyor. Tabii kalite ve daha yakın olabiliyor Avrupa'ya. Tabii, Avrupa'ya ve özellikle Arap Yarımadası'na daha yakın, sevkiyat olarak daha hızlı şekilde ilerlediğimiz için bizi tercih edebiliyorlar, ama
Bazen de işte fiyatta yakalayamıyoruz. Tabii, O tarz öyle sorunlar olunca. yaşıyoruz ama genel olarak vizyonumuz bu şekilde Ne güzel. diyebilirim. İnşallah ulaşırsınız İnşallah. hedefinize en Sağ ol. kısa zamanda. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Aslına bakarsanız biraz sabırlı olmak en başında Hmm, bizim kesinlikle. ana kelimemiz, böyle anahtar kelimemiz diyebilirim. Çünkü hatta dün başıma geldi, öyle söyleyeyim ben size. Gece 12'de benim müşterim aradı ve ben de açtım. Biz biraz ulaşılabiliriz, öyle söyleyeyim. Olması lazım, değil Yani mi? ulaşılabilir kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü otelcinin o an acil bir ihtiyacı olabiliyor ve onu tedarik etmek gerekiyor. 24 saat işleyen bir sektör bu. Evet, Durmaz yani yani, gecesi gündüzü yok aynen, zaten. teslimatlarda da o şekilde mesela. Bizim Tabii. teslimatlarımız genelde akşam 6'dan sonra oluyor. Çünkü otel dediğinizde işte Sultanahmet de mesela otel bölgesinin çok yoğun olduğu bölgeler. Özellikle Sultanahmet, Sirkeci gibi bölgelerde. Buralarda insan trafiği çok fazla olduğu için teslimatlar, özellikle o bölgelerdeki teslimatlar hep akşam saatlerinde oluyor. O yüzden böyle mesai saati kavramının biraz es geçildiği bir sektör diyebilirim. Çünkü sabah da mesela sabah 8'de de telefon çalabiliyor dediğiniz gibi. O yüzden biraz esnek, Ulaşılabilir, biraz fedakarlık, fedakarlık değil gerekiyor mi? özellikle bu Bayram sektör olabilir, için. yılbaşı olabilir, Yani zaten hepsinde. o tarz bir tatili yok çünkü turistler hafta sonlarını daha çok tercih ediyor. Tabii. Bayramları daha çok tercih ediyorlar, Tabii. özellikle yaz turizmi bölgelerindeki, Antalya, İzmir bölgelerinde. Yazları daha çok, şu anda bayramlar denk geldiği için, Tabii. tatiller denk geldiği için mecburen öyle bir sıkıntımız oluyor. Evet, muhakkak ulaşılabilir olmak, Evet, değil mi? evet. Bu bir fedakarlık gerektiriyor Ve ama de müşteri memnuniyeti için gerekiyor bu. evet, yani kalitede bir yerden sonra kalite, yani malzemeleri, kullanılan malzemenin kalitesi de çok Çok önemli. önemli. Çünkü her gün yıkamaya gittiği için ürünler Yıpranmayacak, dayanıklı yıpranmayacak, olacak. dayanıklı olacak. Bu tarz şeyler, yani tekstili de şöyle, çok fazla işin çakallığı var diyeyim ben size kısaca. Öyle olduğu için biraz daha müşteriyi kandırmadan hareket etmek Tabii kaliteli malzeme. kaliteli, evet. Yani o sentetik olmayacak, değil Evet. mi? Doğal ürün Doğal, olacak. yani doğal ürünler kullanıcı Tercih açısından ediliyor. da daha yakın, Tabii. daha iyi. Yıkama uzun ömür açısından da daha iyi tabii ki de. Kesinlikle o yani kalite, sürat, ulaşılabilirlik bunların hepsi gerekiyor. Evet. Çünkü müşteri talepleri sınırsız olabiliyor Evet, bazen. evet. Değil mi? Yani rekabet çok yüksek Rekabet çok yüksek, sektörde. evet. Özellikle rekabet. Çünkü özellikle şu anda ev tekstilinde bir daralma var. Avrupa'nın yavaşlayan Tabii. İhtiyaç yok. ekonomisinden Nüfus dolayı, da evet, şey, nüfus da büyük yaşlanıyor. ihtiyaç kalmıyor pek, değil mi? Bir O yaştan yüzden sonra. denizdeki büyük tekstilciler de şu anda otel tekstiline girmeye başladı ufak ufak. Ki Denizli çok Rekabet. önemli bir yer, Denizli tabii, tekstil zaten bu işin ana merkezi yine merkezi. Denizli. Öyle olduğu için şu anda bir rekabet ortamı var, Çok öyle var. söyleyebilirim. Evet, o rekabette ayakta kalmanız lazım. Siz de Evet. kalitenizle, süratinizle, değil mi? Evet. Rekabet ediyorsunuz. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Kimler bu mesleği yapabilir? Dediğim gibi yine biraz anlayışlı ve esnek olan insanlar için tercih edebileceği bir meslek. Öbür türlü sadece sorun, yani aslına bakarsanız biz Sorun tarafını görmesin, değil mi? şöyle bir durum var. Hiç kimse bizi şey için aramaz mesela. Tabii Malzemeniz teşekkür çok için. güzel, malzemeniz çok güzel olmuş. Hani Tabii iyi, elinize iyi ki sağlık, sizle çalıştık mersi. değil de daha çok işte Bir şikayet, bu yanlış öneri. olmuş, şu şöyle olmuş tarzında Tabii. çok şikayet oluyor. Hani bunları biraz daha yumuşak dil, Tolere tatlı dil mi? etmek, değil mi? Biraz diplomasi. Diplomasi, Değil evet. mi? Bu önemli yani. İyi, etkin bir iletişim. Evet. Değil mi? İyi dinleme, iyi ifade etme. Bunlar son derece önemli. Pozitif yaklaşım. Evet, pozitif yaklaşım çok önemli. Ekstradan bir de şey oluyor mesela. Acil ihtiyaçları oluyor bazen müşterilerimizin. İşte yıkamalarda sorun çıkıyor. Çoğu yıkamalarını outsource ettiği için otelciler. Yıkamada sorun çıktığında içeride malzemesi yoksa eğer Ekstradan istiyor eksik hemen. malzemesi kalıyor. Ekstradan istiyor. Biz de işte Acilen. İstanbul'da da ekstradan bir depomuz olduğu için, Denizli haricinde gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Bizim öyle bir O da avantajımız çok var. güzel. Tabii çok Yani önemli. çoğu rakibimizin, belki Yapamayacağı. %95 rakibimizin böyle bir Olmadı. şeyi yok. Öyle bir stok olması, elde hazır, Evet. acil durumda hemen Evet, kullanıyorsunuz. gün içerisinde Bu teslimat da yapabildiğimiz için biz müşterilerimizi kaçırmıyoruz önemli diyebilirim. Evet. bir şey, özellik bu da. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslına bakarsanız ben aile şirketini devralacak benim yaşımdaki arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hani çok Tabii. tavsiye de değil de benim pişman olduğum bir noktayı söylemek istiyorum. Tabii. Ben üniversiteyi bitirmeden önce, 4. sınıfta bu işe başlamıştım. 4. sınıfta başladığım için çok fazla tecrübem yoktu herhangi bir kurumsal yaşamla alakalı. Sadece arkadaşlara şey tavsiyesi verebilirim.
aile içinde olacak arkadaşlar özellikle. Başka bir kurumda, kurumsal bir yerde çalışmadan aile şirketlerinin başına geçmezlerse onlar için daha iyi olur. Çünkü yani tecrübe lazım. Tecrübe lazım, kesinlikle lazım. Ben daha önce başka yerlerde staj yapmıştım. Ne güzel, erken lise çağında başlamışsınız. Tabii tabii, evet. STK'larda. Bu çok önemli bir tecrübe. Yani onların çok büyük faydasını gördüm zaten. Tabii. Özellikle ekip yönetme konusunda bana çok faydası oldu o STK'ların. Bunun yanında ama kurumsal işleyişin nasıl olduğunu görmeleri açısından ben kesinlikle dışarıda bir sene, bir buçuk sene çalışmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Ben yapamadım çünkü, eksikliğini hissediyorum. Evet. Yani benim için daha zor kısmen geçti o olmuş alışma ama süreci. yani yine Evet. de kısmen yapmışsınız. Evet. O da... süreç onlar için daha iyi ilerler. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Ben Fatih çok... Bey, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Bugünkü konuğumuz firma sahibi Fatih Arpacık'tı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.